Selamlar gençler, bugün Minecraft'ın içinde bir tane köyde ekranda görmüş olduğunuz gibi bir tane ayak izi çıkmış. Bu ayak izi devasa bir yetiye ya da koca ayağa ait. Buradaki tatlış ve tatlış ya da deli köylüler bunun ne olduğunu bilmiyorlar. İki tane arkadaşımız, tabii bu köylüler değil, bize çok güzel bir harita hazırlamışlar. Haritanın amacı buraya gelen koca ayaktan kurtulup köyü sağ salim kurtarmak. Tabi Silo dayının bize dediğine göre bu köyün sonunda da bir hazine varmış. Daha doğrusu yeti güzel bir hazineye çökmüş bu köyde. Bakalım biz de ona doğru gitmeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce bana like ver, bana like ver. Tabi bana like veri duyduğuna göre artık videoya like atman gerekiyor. Evet gençler, tekrardan videoya hoş geldiniz. Bu efsane haritayı oynamadan önce yapacağım. Şimdi bu tatlış bir tatlış köyü koca ayak yetiden kurtarmaya çalışacağız. Şimdi bu ayak izinde bir şeyler gizlenmiş diye duydum ama ondan önce köyde birazcık gezelim, bakalım köyde bizi ipuçları bırakmışlar mı? Evet, aha şurada bir şey var abi. Aynen öyle, bir tane kitap var zaten, haritaya girdiğimde ilk o kitabı gördüm. Köye de biraz bakarız şimdi, bakalım bir şeyler var mı? Dev ayak izini incele ve bosslarla kapış. Eğer sağ kalabilirsen koca ayağın tüm hazinesi senindir. Boss mu? Ne boss'u la, burada gitmiş işte, basmış buraya gitmiş. Şu tarafa doğru mu gitti acaba? Buraya basıp zıpladı mı acaba ya? Allah Allah. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kocaman bir ayak izi var abi burada. Tamam, bosslarla kapış diyor da Silo dayı, bu bosslar nerede? Neyse, bu arkadaşlar haritayı bu şekilde hazırlamışlar ama şu an nerede neyin olduğunu hiçbir fikrim yok abi. Direkt haritaya girdim. Doğaçlama ve dümdüz bir şekilde bulmaya çalışacağız. Evlerde bir şeyler var mı? Boss dediği şeyler de büyük ihtimalle çok güçlü yaratıklar abi. Sanırım ayak izinin altında bir şeyler var abi. Bilmiyorum, herhalde bir oda olabilir. Yaratıklarla kapışacağımız bir yer olabilir. Ama ondan önce benim birazcık oduna ve kazmaya ihtiyacım var. Hemen kendime en azından bir tane kılıç, bir tane balta. Baltaya gerek yok. Bir tane de kazma yapalım. Şuradaki koyun arkadaşları şamarlayıp şuradan kömür al ve fırınla. Ay çok gaza geldim. Yemek tarzı şeyler yapmamız gerekecek. Hatta ben kendime direkt balta yapayım. Biliyorsunuz kılıçtan daha fazla vuruyor. Ve gülürün. Merhaba tatlı koyunlar. Merhabalar efendim. Hop. Tamam. Şimdi yasak yapabilecek kadar yünüm de oldu derdim ama. Tamam, 10 tane koyun etini aldık. Acaba yeti buradan oraya mı falan mı atladı? Şu taraflara bir bakalım. Aa, zombiye bak. Gel bakayım gel. Hop, hava aydınlık değil mi? Gel gel. Gel buradayım, gel. Gel gel. Zombi çek. Ben bunları böyle çekmeyi çok seviyorum. Gel gel. Oğlum sen niye yanmıyorsun diyecektim. Pat. Vurdum kafasına. Tamam, evet, karnımız acıkmaya başladı. Hemen azıcık kömür ve taş toplayayım, kömürler hemen burada. Tamam, etlerimiz burada birazcık pişerken ben de şuradan abi direkt koca ayağın basmış olduğu yeri birazcık incelemeye başlayacağım. Bu arada skinimi fark etmişsinizdir, kıyafetim niye değişti acaba? Gene. Yakında gençler çok güzel. Aa, burada da kömür varmış ya. Oğlum keşke bunlardan kıraydık. Ben şu fırınımı alıp geleyim mi? Yemeklerim orada pişmesin. Tekrardan Squid Game eşofmanlarına niye gideyim? Eşofman. Çünkü yapmam gereken bir şey vardı. Ve ekiple birlikte çok güzel bir Squid Game oyununu oynadık. Yakında, yani 1-2 gün içinde o da gelecek. Ve size çok güzel, çok ufak bir sürprizim de var arkadaşlar. Onu da yakın zamanda göreceksiniz. Free Fire'da efsane bir değişiklik yapmak istiyorum. Yani abi çok sürprizleri erkenden böyle söylemek istemiyorum. 1-2 gün içinde Free Fire videosunda göreceksiniz. Şimdi bak, koca ayağın parmakları burası. Parmaklarından bir şey mi çıkar mı? Bu alt taraflarda büyük ihtimalle ya büyük bir oda ya da daha büyük, ne bileyim, herhangi bir şey çıkabilir. Şöyle ben birazcık inceliyorum. Serçe parmağı boş çıktı arkadaşlar. Tamam. Buraları kıralım. Abi buraları kırdık. Buradan bir şey çıkmadı. Acaba daha mı derine, bayağı mı derine gitmem mi lazım ya? Aa, ne oldu? Aa, sandık var. Bu ne? Oha! Oha! Bu Twilight Forest, yani şeyin, böyle çiçeklerden bir portal yapıp içine, suyun içine elmas attığımızda bir portal açılıyordu, hatırlıyor musunuz? Çok farklı bir ormana gidiyorduk. Oranın bossları, yani canavarları bize de bayağı güçlü bir kılıç vermiş. Buraları da siyah şeyle doldurmuş. Abi biz bunlarla nasıl kapışacağız ki? Bu da 3 başlı ejder, bu da bir cadı. Ama bunun ne olduğunu hatırlamıyorum. Bu da... Aa, minik bir hayalet galiba bu. Aa, tamam tamam, en kolayından başlamışız, çok güzel. Ondan sonra abi bundan başlıyorum. Bizim cadımız, hop! Evet, bu cadının abi şöyle bir sıkıntısı var. Yanına arkadaşlarını, koruma amacılarını alıyor.
Ve bunun attığı Ender Pearl'leri kırmamız gerekiyor ki üstündeki kalkanlar bitsin. Şu an arkamdan da atıyorlar. Anam bunlar patlıyor. Bak ve sürekli de ışınlanıyor abi. Cadı birazcık tehlikeli. At. Hop. Bu kalkanlar bunun üstündeyken buna gelip böyle vuramıyoruz. Evet, böyle kendini savunuyor görmüş olduğunuz gibi. At abi, Ender Pearl at. Aha kırdım. Bir kalkanını daha kırdım. Hop, bir tanesini daha kırdım. Hadi oğlum at. At 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 at. Hop, bir kalkan daha kırıldı. Ne oldu, nereye kaçıyorsun? Hadi tek kalkanın kaldı. Kapışacağız, gel. Kaç hemen. Şu an abi etraftakilere saldırmıyorum. Sadece buna saldırıyorum derken. Gel buraya, gel. Nereye kadar kaçacaksın? Oğlum nereye gitti la bu? Nereye gitti? Aa burada. Bak bak bak, çakala bak. Kalkanları bittikten sonra abi bu iskelet cadısı eskisinden çok daha güçsüz bir hale Allah geliyor ama bir şey değil mi? Beni öldürebilir ha bu. Herhalde köyde birazcık daha eşya bulmamız gerekiyordu gençler. Bu arada bakın zombi spamlıyor. Evet, köyde birazcık daha eşya bulmamız gerekiyordu herhalde. Sadece bu kılıç değildi. Çünkü bunlar benim için birazcık güçlü kalmış olabilir. Oy! Bak işinden çıktı. Tamam tamam tamam. Tamam, çok güzel eşyalar çıktı. Oy! Ve istersek canının kafasını da takabiliyoruz kafamıza. Oha, çok güzel. Altın kılıçlar çıktı. Şöyle ben altın kaskı geri takayım. Birkaç tane Ender Pearl çıktı. Tamam, şunları şöyle koyalım abi. Çok güzel eşyalar çıktı. Tabii kılıçlar birazcık kötü çıktı. Allah'tan kılıcımız iyi. Tamam. Zırhımız da birazcık koruma oldu. Çok çok güzel. Şimdi aslında Alpha Yeti, yani koca ayak Yeti, Hydra'dan daha güçsüz. Ama oyunun konsepti bu olduğu için ben bunu birazcık sona saklamak istiyorum abi. O yüzden dur bakayım. Abi bir şey daha çıkmış. Bu ne la? Oha! Koruma kalkanım oldu. Abi şimdi hazırsak 3 başlı ejderi çağırıyorum. Ama videoyu like attım. Tamam tamam, ona gelir. Ona sonra geliriz, tamam. Ve 3 başlı Hydra geldi. Aha kalkanlar benim çok sağlandırmıyor. Aha bedava et. Oğlum sen dost canlısı mısın? Şu an bu arkadaşa böyle vurmaya çalıştığımızda evet maalesef buna böyle vuramıyoruz. Aha. Şu an kalkanlar işe yarıyor bu arada. Bana vuramadılar, fark ettiniz mi? Daha nasılsın? Evet gençler, tekrardan bomboş bir yerde oyuna başladım. Hydra birazcık bize kalın geldi. Ya köy evlerinde güçlü zırhlar vardı, biz bulamadık. Gerçi oğlum cadının içinden çok güzel eşyalar çıktı ama hani Twilight Forest'ın neredeyse en son oyun canavarını gidip de ben öyle tek bir tane parlayan bir kılıçla yenecek değildim zaten. Çok farklı bir yerde doğduk, kaybolduk, anlamadım. Şimdi Alpha Yeti'den abi birkaç tane aldım. Sanırım önce bundan başlayıp Hydra'ya hiç bulaşmamamız lazımdı. Kanka ne haber? Anam dondum! Dondum! Sen koca ayan yavru... Bak sırtına alma beni. Koca ayan yavrusu mavrusu dinlemem. Aa bana da vuruyor. Tamam, kaçma zamanı. Kaçma zamanı. Evet gençler, maalesef hazineyi alabilecek kadar güçlenmedik. Görmüş olduğunuz gibi birazcık agresif, birazcık saldırgan duruyor Alpha Yeti'nin çocuğu. Daha doğrusu çocuğu dememin sebebi orada kocaman bir ayak izi vardı abi. Bu o ayak izi buna ait olmuş olamaz. Büyük ihtimalle bunun çok çok daha büyük bir versiyonuna ait. Ve görmüş olduğunuz gibi 3 tane birden çağırdı ve evet. Tamam, kaçma zamanı. Bunlar artık bu dağı ele getirecekler. Videomuz bu kadardı gençler. Bu tarz haritaları beğeniyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlara da yazabilirsiniz. Bunlara dokunmazsa hiç saldırmıyorlar. Keyfe bak. Birazcık ağzı açmış o kadar ama sanırım aç. Her neyse, videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.